Bu zamana kadar gördüğümüz reaksiyonlar şu şekildeydi. Küçük a mol kadar büyük a molekülü ve küçük b mol kadar büyük b molekülü reaksiyona girip bir ya da birden fazla ürün oluşturuyordu. Diyelim ki birden fazla ürün çıkıyor. Aslında istediğimiz kadar fazla sayıda ürünü de belirleyebilirim. Örneğin C mol kadar C molekülü ve D mol kadar D molekülü reaksiyonumuzun ürünleri olsun. Buradaki ana fikir bu reaksiyonun tek yönlü olması. Şimdi bir önceki kinetik videomuzda gördüğümüz gibi enerji diyagramını çizelim. Eğer reaksiyonumuz buysa ya da bu şekilde ilerliyorsa daha yüksek bir enerji seviyesinde başladığımızı görebiliriz. Burada A mol kadar A molekülümüz ve B mol kadar B molekülümüz ve biraz da aktivasyon enerjimiz var. Daha sonra da daha stabil yani kararlıya da daha düşük enerjili bir seviyeye geçiyoruz. Burada da C mol kadar C molekülü ve D mol kadar D molekülü var. Ve tabii biraz da aktivasyon enerjisi. Reaksiyon sadece bu yönde ilerliyor. Bu düşük enerji seviyesine indiğimiz zaman geri yukarı çıkmak çok zor oluyor. Yani şimdi bu diyagrama bakarak düşünelim. Eğer elimizde yeterli miktarda A ve B molekülü varsa reaksiyon sonunda elimizde C ve D molekülleri olur. Çünkü reaksiyon sadece tek yönde işler. Gerçek hayatta ise bu şekilde olmaz. Yani tek yönde işleyen bazı reaksiyonlar tabii ki var. Ama çoğu reaksiyon iki yönlü de işleyebilir. Yani tek yönlü reaksiyon yerine biz de çift yönlü bir reaksiyon yazabiliriz. Hakkınızı daha fazla karıştırmak istemiyorum. Bu nedenle biraz önce yazdığım mol sayılarını ya da oranlarını yeniden kullanıyorum. Birazdan onlar da yeterince açık olacak. Diyelim ki A mol kadar A ve B mol kadar B molekülüm var ve bu moleküller reaksiyona girip C mol kadar C ve D mol kadar D oluşturmak istiyorlar. Bahsettiğimiz gibi reaksiyonlar iki yönlü de gerçekleşebilir. Yani dengede olan bir reaksiyonu göstermek için bu okları da iki yöne de çiziyoruz. Burada demek istediğimiz A ve B moleküllerinin bir kısmı C ve D moleküllerini oluştururken C ve D moleküllerinin bir kısmı da A ve B moleküllerini oluşturacak. Yani bir noktada reaksiyon dengeye ulaşacak. Sağ yöne doğru reaksiyonda oluşan moleküllerin oranı diğer tarafta oluşan moleküllerin oranına eşit olduğu zaman bir tür dengeye ulaşmış olacağız. Şimdi gelin beraber düşünelim. Bu reaksiyon gerçekleşirken neden diğeri de gerçekleşsin ki? Aslında benim aklıma bir örnek geliyor. Bunun için tekrar bir enerji grafiği çizelim. Örneğin bu ikisi çok farklı olmayan enerji seviyelerine sahip olabilir. Tabii ki başka nedenleri de olabilir ama aklıma ilk gelen örnek buydu. Şimdi enerji seviyelerinin bu şekilde olduğunu kabul edelim. Bu tarafta A artı B var. Tabii biraz daha aktifleşme enerjisine ihtiyacımız var. Şimdi C artı D tarafına bakalım. Belki de C artı D çok az daha düşük bir enerji seviyesinde. Ama çok düşük bir enerji seviyesi de değil. Belki de reaksiyonun bu yöne eğilimi olabilir. Çünkü burası daha kararlı bir seviye. Yani burada A mol kadar A ve B mol kadar B, burada da C mol kadar C ile D mol kadar D var. Ama diğer yönde de ilerlemesi çok da mantıksız değil. Reaksiyon çoğunlukla diğer yönde ilerlese de bir kısım da bu yönde ilerleyecektir. Eğer moleküllerin bir kısmı yeterli miktarda kinetik enerjiye sahipse bu aktifleşme enerjisini geçebilir ve ters tarafa doğru ilerleyebilir. Bu olayların incelenmesine yani değişik moleküllerin derişimlerinin değişimini incelemeye de denge diyoruz. Bunu kinetikle karşılaştırabiliriz. Kinetik, reaksiyonun ne kadar hızlı gerçekleşeceği ile ilgiliydi. Diğer bir deyişle aktifleşme enerjisini değiştirmek için neler yapabileceğimizle ilgili. Denge ise ters yöne giden bu reaksiyonların hızları eşitlendiği zaman bu moleküllerin derişimlerinin ne olacağı ile ilgili. Biraz daha ayrıntılı anlatayım. Denge ileri yöndeki reaksiyon hızıyla geri yöndeki reaksiyon hızının eşit olduğu noktadadır. Yani iki tarafın derişimlerinin eşit olması demek değildir. Mesela reaksiyon sonunda başlangıç derişiminin %25'i A ve B olurken %75'i C ve D olabilir tek bildiğimiz dengeye ulaştığımız anda derişimlerin artık değişmeyecek olması. Bir örnek vermem gerekirse bu Haber prosesi olarak adlandırılan reaksiyonun ta kendisi olacak. Öncelikle bir azot ve 3 hidrojen molekülü yazabilirim. Hepsi gaz halinde. Bu yüzden parantez içine de g yazabilirim. Esasında bu bir denge reaksiyonu ve sonuçta 2 mol amonyak oluşuyor. Daha önce de söylediğim gibi bu reaksiyona Haber prosesi deniliyor. Bunun hakkında başka bir videoda daha detaylı olarak da konuşabiliriz. Bu örnekte küçük a 1 oluyor. Büyük a ise azot molekülü. Küçük b üçgen büyük b de aslında hidrojen molekülü. Küçük c ise amonyak molekülünün mol sayısı büyükçe ise amonyak molekülünün kendisi. Burada kısaca birçok reaksiyonu tanımlamaya çalışıyoruz. Denge reaksiyonlarında ilginç olan bir başka şey ise denge için bir sabit tanımlayabilmemiz. Bu sabite ne diye olabiliriz? Evet, doğru bildiniz. Denge sabiti diyoruz. Şimdi elime başka bir renk almalıyım. Açık maviyi çok fazla kullandım. Denge sabitini tanımlamak için ürünler tarafına gittiğimizi düşünelim. Aslında reaksiyon iki yöne de ilerliyorsa iki tarafa da giderek bulabiliriz. Ama şimdi ileri yöndeki reaksiyon A artı B'den C artı D'ye olsun diye düşünelim. Önce ürünlerin her birinin derişimlerini yazıyoruz. Birbirleriyle çarpıyoruz. Ve reaksiyondaki mol oranlarını üs olarak yazıyoruz. Büyük C molekülünün derişimi küçük C üssüyle Büyük D molekülünün derişimi de küçük D üssüyle yazılır. Derişimin birimi nedir diye düşünürsek aslında kimya dersinde gördüğümüz molaritedir. Diğer bir deyişle mol bölü litre de diyebiliriz. Birkaç ders önce size molaritenin ne olduğunu anlatırken mol bölü litre olarak bahsetmiştim. Aslında bu tanımlamayı çok sevmiyorum. Çünkü sıvının veya gazın hacmi aslında sıcaklığa bağlı bir değer. O yüzden molarite terimini kullanmayı çok sevmiyorum. Ama bu sefer bu şekilde kabul edebiliriz. Çünkü buradaki denge sabiti de belirli bir sıcaklık için geçerli. İkinci bir sıcaklık değeri için ne yapmamız gerektiğini de birazdan göstereceğim. Zaman olursa bunu bir sonraki derste de anlatabiliriz. Sonuç olarak denge sabit ürünlerin derişimlerinin üslü hallerinin, reaktantların diğer bir deyişle dengenin solundaki moleküllerin derişimlerinin üslü hallerine bölünmüş hali. Dolayısıyla buraya büyük A'nın derişimi üzeri küçük A çarpı büyük B'nin derişimi üzeri küçük B yazıyoruz. Bakın Burada ilginç bir şey var. O da burada formülün basitleştirilmiş olması. Çünkü bu formül her reaksiyon için geçerli değil. Ama kimyaya giriş dersinde göreceğiniz çoğu reaksiyonda doğru olacaktır. Bu denge sabitini bir sıcaklık için hesapladığınızda reaksiyona giren ve çıkanların derişimlerini değiştirerek geriye kalanların derişimlerini öngörebilirsiniz. Şimdi bir örnek yapalım. Daha tanıdık gelmesi için biraz önce bahsettiğim Haber prosesinin reaksiyonuna bakalım ve denge sabitinin formülünü aynı formda yazalım. Evet, Haber prosesinin denge sabitini yazmak ya da hesaplamak istediğimizde öncelikle reaksiyonun belirli bir sıcaklıkta olmasına dikkat edeceğiz. Diyelim ki reaksiyonu 25 santigrat derecede yani oda sıcaklığında gerçekleştiriyoruz. Sonra buraya ürünleri yazacağım. Evet buraya tek ürünümüz amonyak NH3. Amonyan derişimini yazıyoruz ve üstüne de 1 mol azot gazı ve 3 mol hidrojen gazının reaksiyona girmesinden oluşacak amonyak mol sayısını yazıyoruz. Yani amonyan derişimi üzeri 2. Daha sonra bunu reaksiyona girenlerin derişimlerine böleceğiz. 1 mol azotumuz var. Yani azotun derişimini üssüz yazıyoruz. Bunu da hidrojenin derişiminin 3 üslü haline ekliyoruz. Hayır, tabii ki yanlış olur. Eklemiyoruz. Çarpıyoruz. Hidrojen derişiminin 3. kuvvetiyle çarpıyoruz. Çünkü her 1 mol azot için 3 mol hidrojenimiz ve 2 mol amonyağımız var. Hesaplama sırasında bu parantezleri koyduğumuzda bunun derişim anlamına geldiğini unutmamamız gerekiyor. Bu da bulmamız gereken şey mol bölü litre demek. Bir başka deyişle buradaki her şeyin molaritesi. Sonunda sabiti bulmamıza yarayacak. Eğer birinin molaritesini değiştirirsem diğerlerini bu sabitten bulabilirim. Gelin iyisi mi bir örnek yapalım. Mesela elimizde 1 mol A molekülü ve 2 mol B molekülü olsun. Ve bu moleküller 3 mol C molekülüyle dengede. Dengeye ulaştığımız zaman bütün moleküllerin derişimlerini ölçtüğümüzü de varsayalım. Burada A için bulduğumuz değer 1 molar olsun. Bu da 1 mol bölü litreye eşit. Bu A molekülünün derişimi. Buradan şunu çıkartabiliriz. Dengeye ulaştığımız zaman B molekülünün derişimi 3 molar olsun. Yani 3 mol bölü litre. Dengeye ulaştığımızda C molekülünün derişimi de 1 molar olacak. Burada şu virgülü silmemiz gerekecek. Çünkü 0,1 molar olmasını istemiyorum. Evet. Yani sadece 1 molar. Şimdi eğer denge sabitini hesaplamak istersek önce C'nin derişimini alıyoruz. Evet buraya C molekülünün derişimini yazıyoruz. C molekülünün derişiminin 3. kuvvetinin A'nın derişimine ve B'nin derişiminin 2. kuvvetine bölümü. Evet burada değişik bir renk kullanalım. Bize denge sabitini verecek. Ama molekülün derişimi için kuvvet yazmıyoruz. Çünkü her 2 mol B ve 3 mol C için 1 mol A var. Eğer bu sabit hesaplamak istersek C'nin derişimi 1 molar. Bunun 3. kuvvetini yazıyoruz. Daha sonra da bu sayıyı A'nın 1 molar olan derişiminin B'nin 3 molar olan derişiminin ikinci kuvvetiyle çarpımına bölüyoruz. Bu da 1 bölü 9'a eşit. Burada düşünmemiz gereken birkaç nokta var. Bulduğumuz sayının birden küçük olması ne anlama geliyor? Denge sabitinin birden küçük olması, reaksiyona girenlerin derişimlerinin, ürünlerin derişimlerinden daha fazla olması gerektiğini anlatıyor. Ürünleri de reaksiyonun sağ tarafında gördüğümüz moleküller olarak kabul ediyoruz. Yani bu reaksiyon dengeye ulaştığında elimizde C'den çok A ve B olacak. Daha çok reaktantımız kaldığı için de bir başka deyişle denge sabitimiz birden küçük olduğu için de reaksiyon geri yöne eğilimli oluyor. Bu durum hakkında biraz düşünelim. Elimizde daha çok A ve B olduğuna göre ters yöndeki sağdan sola doğru olan reaksiyonun daha çok gerçekleşmiş olması gerekir. Soldan sağa olan reaksiyonu şöyle küçük bir okla gösterebiliriz. Diğer yandan ters yönde reaksiyon daha çok gerçekleşiyor ve bu da denge sabitinin birden küçük olması anlamına geliyor. Diğer yönde düşünürsek, eğer denge sabiti birden büyük olsaydı, o zaman pay paydadan büyük olacaktı. Yani bu da dengeye ulaştığımız zaman elimizdeki sol taraftaki moleküllerden çok sağ taraftaki moleküllerden olacağını gösterirdi. Dolayısıyla reaksiyon da ileri yönlü eğilimli olacaktı. Sizin de aklınıza gelebilecek bir diğer ilginç nokta ise reaksiyona bir mol daha A eklersem ne olacak? Evet reaksiyona biraz daha A molekülü ekledim diyelim. Ne yaptım? A'nın derişimini arttırdım. A'nın yeni derişimi 2 oldu. B'nin yeni derişimi de aslında bu konuyu yani derişimleri değiştirirsek ne olacağını bir sonraki videoda işlesek sanırım daha iyi olacak. Çünkü zamanımız tükenmek üzere. Ama sanıyorum bu video sonunda kimyasal reaksiyonlarda denge sabitinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ya da nasıl tanımlandığı konusunda iyi bir fikre sahip oldunuz. Bir sonraki videoda denge sabitinin başka nerelerde kullanılabileceği hakkında konuşacağız. Bu videoda denge sabiti birden küçükse ters yöndeki reaksiyona eğilim olduğunu gördük. Tam tersi yani denge sabiti birden büyükse de ileri yöndeki reaksiyona eğilim olur dedik. Bir sonraki videoda neden bu şekilde sabit kaldığı hakkında da bir fikriniz olacak diye umuyorum. Aslında ben şunu da merak ediyorum. Denge sabitini bulmak için neden C'nin derişimini 3 ile çarpıp A'nın derişiminin ve B'nin derişiminin 2 katının toplamına bölmüyoruz? Ama işte derişimleri ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu sabit kalıyor. Peki daha sonraki videoda neden böyle olduğuna ama Diğer düşündüğümüzün doğru olmadığına değinebiliriz.